Merhaba, çok şükür yeniden beraberiz. Bugün sizleri dünya yazın hayatının evet. biçimsel olarak arayışlarının en değerli örneklerinden birisiyle buluşturuyorum. Kitabımızın adı Kayboluş, yazan George Perez, Türkçeleştiren Cemal Yardımcı. Kuzgun uçtu, minik bir fil tilki ini buldu. Bir kurt durup uludu, Yürüdü gitti. Bir porsuk koştu. Kurdun porsuğun yoldusu olduğunu bu yolu kim bilir? Bir bizon boynunu incitti. içi kıyıldı. Bir gül sur boyu büyümüş. Bir ucu surun burcunu tutmuştu. Bütün bir suru mis kokulu gül bürümüştü. Übü dokuz doğuruyordu. Bugün sizlere oldukça farklı bir anlatım tarzından ve onun önemli bir örneğinden bahsedeceğim. Size daha önce Nurullah Ataç'ın eseri Söyleşileri anlatmıştım. Bağlaçlar kullanılmadan yazılan bu çalışma döneminin olduğu gibi bugünün de önemli örneklerinden birini bize sunuyor. Dilde belli önemli harfler kullanılmadan yapılan yazım türü olarak bu çalışmalar Avrupa'da da özellikle Belirli süreçlerde enteresan eserlerin ortaya çıkmasına sebep teşkil ediyor. Antik Yunanca'dan gelen bir unvanı var bu tarzın, lipogram. Bir harfi dışarıda bırakmak olarak da tarif edilebilir. Belirli bir harf veya harf grubunun kullanılmadığı uzun ve kısıtlı bir yazım tekniği olarak değerlendirebiliriz. Bugün de sizlere lipogram yazım türünün oldukça enteresan bir örneğini anlatmak istiyorum. Kayboluş kitabı 1969 yılında yayınlandı ve o günden bugüne birçok dile çevrildi. Çin'deki dil oyunları bütün mütercimlerin en değerli imtihanı oldu. İçinde onlarca kahraman olmasına rağmen baş kahraman olarak konuyu zihinlere oturtan bir ahlak ile kaleme alındığı hayal gücü, mizah duygusu ve insanlık hallerinin utanç verici halleriyle dalga geçen coşkulu mizahı ile fantastik bir komplo romanı gibi. İyi bir tarif gerekiyorsa edebi olarak okuyucuda büyük bir lezzet bırakır diyebiliriz. Kitabımızın iki önemli özelliği var. Birincisi yazarın durumu ve kitaba yansıması. Yazar 2. Dünya Savaşı'nda anne ve babasını kaybetmiş bir isim. Kitabın orijinalinde E harfi kullanılmıyor ve yazar bu şekilde kendi kayıp ve eksikliklerini bir metafor tarzı ile okuyacağı hissettiriyor. İkincisi ise Türkçeleştiren Cemal Yardımcı'nın da aynı tarza ayak uydurup Türkçeleştirirken de E harfini kullanmaması. Ve tabi romanın içerisine girip tadına tat kattığı bölümlerinde olması. Kitabın yarı yazarı olarak niteler Cemal Yardımcı kendisini, metni Türkçeleştirirken sahip olduğu mahalli boyalarla yazarın tablosunun kopyasını çıkartmaya çalışmaz. Yapmaya çabaladığı, yazarın ortaya koyduğu laf manzarasının karşısına ayna tutmak ve sözcük sözcük çabalayarak anlatıyı aktarmak. Sıra dışı bir başarı öyküsü. Kuruç'in kitabın kapağı kapandığında yaşamaya başlar kitap derken, dudağa takılan bir şarkının, ruhuna sinmiş bir tiradın, birilerinin aklına kazınan diyaloğun, kitap tamamlandıktan sonra fısıltılar halinde ortaya dökülmesine şahit oluyoruz. Artık yazar da, yarı yazar da yoktur. Sadece okuyucunun zihnindeki fısıltılardır geriye kalan. Hayat bize oradan oraya onca koşuşturmanın aslında hayattaki hakiki amacımızı kovalamayışımızdan yapmayı arzuladığımız asıl işi yapmıyor olmamızdan kaynaklandığını önümüze koyduğunda galiba geç kalmış oluyoruz. Hem de ne kadar geç. Çoğumuz adı konulmamış bir marazın oyuncağı olduğumuzu ne zaman anlıyoruz ki? Bu durum yollarımızı tıkadığında, karnımızdan konuşmaya bizi sürüklediğinde, unutmaya zorladığında, çığlıklarımızı, soluğumuzu, avazımızı kararttığında asla aşamayacağımız bir duvarın ardına hapsolduğumuzda bunları öğreniyoruz. Lakin ne fayda. Ayarı bozuk zihinlerimizin hülyaları ile bedbah yaşıyoruz. Sabah kalkıp akşama kadar yaptıklarımızın bütün ayrıntılarını önümüze serdiğimizde delirmiş olduğumuza kanaat getirebiliriz. Gerçekten de bu kadar ayrıntı yapıyor muyuz? Ya da delirdik mi? Hepimiz mi? Oysa Hayatın bize sunduğu başka kokular da vardır. Sınırlara sığmayan, sonsuzluğa yayılan, ruhumuzun da vücudumuzun da coşkusuna coşku katacak insanlar vardır. Ama felek sizi onlardan uzak tutar. Kim bilir? Belki de feleğin intikam yolu böyledir. Biz bilemedik. Kitap sorgulayıcı bir akıl için okumaya yardımcı bir araç olmanın yanı sıra kıvrak bir zihin için harika oyuncaklar ihtiva ediyor. Yazarın da bir tarifi var elbette bu kitap için. Kitabın ilk sayfasını açar açmaz olayın çözümüne bulmayı arzulayan ancak sayfalar boyunca yazar bozultusunun satırlarının yönünü saptayan ihtirası araca karanlıkta bırakan muammalarla, imalarla karşılayıp hayal kırıklığına uğrayan bir roman okuru gibi oynanan oyunun sırrına bir türlü vakıf olamayabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Yeniden aynı saatte haftaya buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.